Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 11 Mayıs 2022 Çarşamba. Gündem çok hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla bir aradaydı. Teşkilatına önce 2023 seçimlerinin önemini anlattı. En büyük 10 ekonominin arasına girmemiz 2023 tercihine bağlı dedi. Enflasyon ve fiyat artışları içinde hepsi geçici, hepsinin çözümü var cümlesini kurdu. Hedefinde ise muhalefet vardı. Altılı Masa ittifakı için altı benzemez ifadesini kullandı. ATV Haber başladı. Sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir. Kalıcı değildir. Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum. Hepsi geçici dedi, enflasyon tartışmalarına nokta koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntı çekiyoruz ama karşılığını alıyoruz diye ekledi. İl başkanları toplantısında teşkilatına seslendi. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. 2023 seçimlerinin altını kalın çizgilerle çizdi. Sözü muhalefete getirdi. Muhalefet tarafının yavrularıyla beraber ülkemize tek taahhüdü, Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmek, yapılmış olan her şeyi mümkünse yıkmak, altı benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tek tek yalanladı. Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Eline diline dursun. Anlaşılan o ki bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Müzakereler yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki? Sözleri giderek sertleşti. Bu adamı nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola el ele yürüdüğünü görürsünüz. Onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kavga etmeye geliyorum. Ya bana katılın ya önümden çekilin restini de unutmadı. Yeri geldi terör örgütleriyle kavga ettik diyor. Biz ettik, biz, sen edemezsin. Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Bunlar milletle kavga etmeye geliyor. Velhasıl bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Ve Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sığınmacı tartışması. Erdoğan net konuştu. Bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz. Geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları Boraltağ'ın köprüsünde olduğu gibi evet silahla silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal bunu böyle bilesin.